Kömür gözlüm, bu ahvali... Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan Duran Bircan, okulundan mezun olduktan sonra iş bulamayınca ailesini ikna ederek köyüne geri döndü ve yetiştiricilik yapmaya başladı. Hayvancılığa az sayıda koyunla başlayan Bircan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 300 koyun projesinden yararlanarak sürüsünü 300'e tamamladı. Hayvanlarıyla mutlu olduğunu ifade eden Bircan, köye göç kararı aldıklarından dolayı da asla pişman olmadıklarını söyledi. Üniversiteden mezun olduktan sonra Kayseri şehir merkezindeydik. Daha sonra köyümüze taşınmaya karar verdik. Köyümüze taşındıktan sonra küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaya karar verdik. 105 hayvanla biz bu işe başladık. Biraz artırarak 193'e tamamladık. 193'e tamamladıktan sonra ne yapabiliriz diye düşünürken internetten, televizyonlardan TİGEM'in 300 koyun projesini duyduk. Yani ilçe tarıma gittik. İlçe tarımda bize gerekli yardımlar da bulundu. Daha sonra 8 kişi başvurmuş. Bunu öğrendik bu projeye. 8 kişi başvurusundan 2 kişiyi kabul etmişler. Ondan sonra 2 kişiden birinde ben olduğumu söylediler. Daha sonra gerekli evrakları falan verdim ben ilçe tarıma. Ve 193 olan koyun sayımı şu an TİGEM tarafından 300'e tamamlandı. Bunu biraz daha artırarak yani elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Yani devletimize her türlü nasıl söyleyeyim faydalı olmaya çalışacağız biz bu hayvancılık işleriyle. Bircan ata mesleklerine tekrar döndüklerini ifade ederek herkes üniversite okuyacak diye bir kural yok ifadelerini kullanarak yaşıtlarına tavsiyelerde bulundu. Yani ata mesleğimiz bu bizim. Daha önceden de biz hayvancılıkla uğraşıyorduk ama yani belirli bir sebeplerden dolayı bırakmak zorunda kaldık. Yani bugünümüze şükür ederek işte yani biraz da imkanlarımız el verdi. İmkanlarımız el verdiği için de buraya işletme falan açtık küçükbaş hayvancılık ile. Çağımda olup da yani boş bir bölüm okuyan arkadaşlar hani boş bölüm okumalarından ziyade hani iyi bölüm okuyorlarsa okusunlar. Yani yoksa kendi işlerini kurmaya yapsınlar yani başlasınlar. Yani herkes okuyacak diye bir şey yok. Herkes de hayvancılıkla uğraşacak diye bir şey yok.